Bu kürsüden tekrar soruyor ve bu bütçenin sahibi nerede diyorum. Bu bütçenin sahibinin gelip burada bunu savunması lazımdı. Bütçe hakkımızı elimizden almışlar ve ardından da diyoruz ki biz ya bu bütçeyi birisi savunacak. Evet doğru, sayın buradaki Cevdet Yılmaz beyefendi savunacak. Ama ben de buradan diyorum ki tüyü bitmemiş yetimin ve esasen bütün bir milletin hakkı hukuku olan ülkemiz kaynaklarını nasıl ve ne şekilde harcanacağının belgesi, sözü ve vaadidir bu bütçe. Bu bütçe teklifi bir program değildir. Bu bütçe teklifi sadece temenniler bütünüdür. Şu ana kadar hiçbir tahminlerini tutturamamışlardır. Ne TÜİK tutturabilmiştir, ne Merkez Bankası tutturabilmiştir, ne orta vadeli programla tutturabilmişsinizdir. Hiçbirinizi her zaman revize etmişsiniz ve yenilemişsinizdir bunları. Ve bir günde bir tane tahmininizi deyin ki bu da tutturduk, faizi tutturduk, enflasyonu tutturduk, kalkınmayı tutturduk diyerek, işsizliği tutturduk diyerek bunları söylemenizi isterdik. Bırakın bir bölümünü, bir fıkrasını, yani buradaki bir parçasını, bir paragrafını, bırakın bir cümlesini ve bir kelimesini bile değiştiremediğimiz bir bütçe geldi buraya. Bütçe komisyonunda şunu söylediniz, plan ve bütçe komisyonunda. Buradaki muhalefetin tekliflerini, düşüncelerini çok değerli buluyoruz. Neymiş? Gelecek bütçede bundan istifade edeceklermiş. Allah aşkına daha önce 2022 yılında yapılan konuşmalardan 2023'te istifade mi ettiniz siz? 2021-2022'de, 2020-2021'de mi istifade ettiniz? Hayır, ben yaptım oldu mantığı içerisinde geliyorsunuz.